Arkadaşlar merhaba. Denklem kurma problemlerinin soru çözüm videosunun ikincisindeyiz. Yine 10 farklı soru tipi göreceğiz. Bu sorular biraz daha zorlayıcı olacak arkadaşlar. Hemen birinci sorudan başlayalım. Bir öğrenci günlük çalışma süresinin 3 bölü 8'ini okul derslerine, 4 bölü 5'ini KPSS hazırlığına ayırdıktan sonra konu tekrarı için 45 dakika süresi kalıyor. Buna göre bu öğrencinin günlük çalışma süresi kaçtır? Bu sorularda arkadaşlar kesirlerin paydalarını çarpın. 40 yapar değil mi? 40x deyin. Bu çalışma süresi. Şimdi çalışma süresinin 40x'in 3 bölü 8'ini okul derslerine veriyor. Buradan sadeleştirecek olursak arkadaşlar 5 gelir. Yani 15x okul. Sonra kalanın 25x kalır. Kalanın 4 bölü 5'ini KPSS hazırlığına veriyor. Yani buradan da 20x gelir. KPSS. Ardından 5x'i kalır değil mi arkadaşlar? 35x'i giderse 5x'i kalır. 5x de tekrar için kalan süredir. Bu da 45 dakikaya eşit. X eşittir 5 dakika olur. Pardon, 9 dakika olur. 45'i 5'e bölersek 9 dakika gelir. Buradan çalışma süresi 40x'ti arkadaşlar. 40 çarpı 9 360 dakika yapar. 360'ı da 60'a bölersek, 60 dakikaya bölersek 6 saatlik çalışma süresi yapar. Hemen ikinci soruya geçelim. Bir top her defasında düştüğü yüksekliğin 2 bölü 5'i kadar zıplıyor. Topun düştüğü yükseklik x olsun. Arkadaşlar birinci çarpmada x çarpı 2 bölü 5 kadar zıplar. İkinci çarpmada x çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 kadar zıplar. Üçüncü çarpmada arkadaşlar x çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 kadar zıplar. Yani bu da 8x bölü 125 yapar değil mi arkadaşlar? Bunu soruda bize vermiş. 16 santim vermiş. 8x şöyle göstereyim. 8x bölü 125 eşittir 16. Buradan sadeleştirmeleri yaparsak x eşittir 250 santim çıkar. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Bir adam maaşının 1 bölü 3'ünü ev kirasına, kalanının 2 bölü 5'ini mutfak masraflarına ve en son kalan kısmının 1 bölü 2'sini elektrik faturasına ödüyor. Geriye 250 TL kaldığına göre adamın mutfak masrafına kaç TL ödemiştir? Yine arkadaşlar kesirlerin paydalarını çarpın. 3 kere 5, 15 çarpın 2 ile 30. Yani 30x adamın maaşı olsun. Bize bunu soruyor zaten. 30x'in şöyle göstereyim. 30x'in 1 bölü 3'ü yani 10x'i kiraya gidiyor. Ve kalan parasının, kalan maaşının 2 bölü 5'i yani 20x'in 2 bölü 5'i, buradan da sadeleştirmeleri yaparsak 8x'i mutfak masraflarına gidiyor. Ardından kalan ve en son kalan kısmının yarısı. En son kaç kalır arkadaşlar? Bak, 18x harcadı. Geriye 12x kalır değil mi? 1 bölü 2'sini alırsak bu da 6x yapar. 6x de faturaya gidiyor. Ve en son 6x lira kalır. 6x de 240 olarak verilmiş soruda. Bakın geriye 240 kalıyor. Buradan her iki tarafı 6'ya bölersek x 40 bulunur. Arkadaşlar adamın maaşı 40. Evet pardon, adam maaşını sormuyor bize arkadaşlar. Bize mutfak masraflarını soruyor. Yani 8x'i soruyor. 8 çarpı 40 burada 320 TL yapar. Hemen 4. soruya geliyorum arkadaşlar. Bu yıldızlı bir soru. Bu biraz daha zor. 16 maçın oynandığı bir turnuva var arkadaşlar. Bir futbolcu kulübünden her ay bir maç için 4000 TL alıyor. Ve gördüğü her sarı kart için 750, gördüğü her kırmızı kart için 1000 TL ödüyor.
Ayrıca 3 sarı veya 1 kırmızı kart gördüğünde oynayamıyor maçı. Turnuva boyunca 4 sarı, 2 kırmızı kart gören futbolcu turnuva sonunda kaç TL kazanmıştır? Arkadaşlar bir maçta 4.000 lira kazanıyor, değil mi? 4.000 TL. Normalde 16 maç yapılıyor turnuvada. Ancak 4 sarı, 2 kırmızı kart aldığı için oynayamadığı maçlar var. Bunları çıkarıyoruz. 4 sarı aldığı için bir maç oynayamaz. 2 kırmızı aldığı için de 2 maç oynayamaz. Yani toplamda aslında oynadığı maç sayısı 13. 13 maç oynadığı için maç başına 4.000 lira alıyorsa 13 çarpı 4.000, yani 52.000 lirası var adamın kazandığı para. Bir de arkadaşlar ceza ödüyor. Cezayı da çıkaracağız. 52.000'den adamın ödediği, futbolcunun ödediği cezayı çıkaracağız. Eksi diyoruz. Şimdi 4 sarı kart aldığı için 4 çarpı sarı kart başına 750 lira ödüyor. 4 çarpı 750 eksi 2 kırmızı kart alıyor. 2 çarpı 1000. Buradan 52.000 eksi. Buradan 3.000 gelir arkadaşlar. Buradan da 2.000. Yani toplamda 5.000 çıkaracağız. 52'den 5 çıkarsa 47.000 TL kazanmış olur. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Dolmuş bekleyen sineme sırada kaç kişi var diye sorulunca önümde bulunan kişilerin sayısı arkamda bulunan kişilerin sayısının yarısından 6 fazladır diyor. Ve diyor ki ben sıranın tam ortasındayım. Yani şöyle bir sıra var arkadaşlar. Burada sinemi yapalım şöyle. Sinem sıranın tam ortasında arkadaşlar. Arkasında bulunanlara 2x dersek. Bakın önünde bulunanlar arkasında bulunanların yarısından 6 fazladır. Ve bu ikisi birbirine eşittir. Çünkü sinem sıranın tam orta noktasındadır. 2x eşittir x artı 6. X eşittir 6 bulunur. Peki sırada kaç kişi var arkadaşlar? Sırada 2x, x daha 3x. 6 burada. Bir de sinem 3x artı 7 kişi var. Denklemde x gördüğümüz yere 6 bırakalım. 3 çarpı 6 artı 7. Bu da kaç yapar? 18 artı 7. O da eşittir 25 yapar. Altıncı sorumuz. Bir sınıftaki her kız öğrencinin sınıftaki kız arkadaşlarının sayısı erkek öğrenci arkadaşlarının sayısının 3 katından 8 fazladır. Sınıfta K tane kız, E tane de erkek olsun arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kız öğrencilerinin arkadaşlarının kız sayısı K-1 değil mi arkadaşlar? Kendisini saymıyoruz. Kız arkadaşlarının sayısı K-1'dir. Diyor ki erkek öğrenci sayısının 3 katından 8 fazladır. Buradan bunu bu tarafa alıyoruz arkadaşlar. K bu eksi 3E olarak gelir. Eşittir. Bu artı 1 olarak gelir ve toplanır. 9 olur. Buradan bir denklem çıktı arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Her erkek öğrencinin de kız arkadaşlarının sayısı yani K eşittir. Erkek öğrencilerinin sayısının erkek arkadaşların pardon E-1 değil mi arkadaşlar? Her erkeğin E-1 tane erkek arkadaşı vardır. Şöyle göstereyim. 4 katından 1 eksiktir. K eşittir 4E-5 yapar arkadaşlar. Buradan K-4E eşittir. Veya şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu silelim. 5'i bu tarafa alıp K'yı bu tarafa alırsak 4E eksi K eşittir 5 yapar. Fark etsin iki farklı denklem çıktı. Bunları taraf tarafa toplarsak. Bakın K ve eksi K birbirini yok eder. 4E'den 3E çıkarsa E 9 4 daha 14. Bakın erkeklerin sayısı 14 çıktı. Herhangi bir denklemde burada yerine yerleştirelim arkadaşlar. 4 çarpı 14 eksi K eşittir 5. Buradan 6 56 eksi K eşittir 5. Buradan K 51 bulunur. Arkadaşlar bizden sınıf mevcudunu istiyor. Sınıf mevcudu E artı K'dır değil mi arkadaşlar? 14 artı 51.
O da 65 yapar. Hemen geçiyoruz. 7. soruda Ahmet cep telefonuyla yaptığı konuşmalarda A tarifesiyle ayda 20 sabit ücret ödemek üzere her dakika içinde 30 kuruş ödüyor. B tarifesinde ise sabit ücret olmaksızın ilk 60 dakika dakikanın her dakikası 60 kuruş, sonraki her dakika 10 kuruştur. Cep telefonuyla ayda 2 saat konuşan, yani toplamda 120 dakika konuşuyor değil mi arkadaşlar? 2 saat konuşan Ahmet A tarifesi yerine diyor B tarifesine geçerse kaç TL kar eder? Şimdi A tarifesinde ne kadar ücret ödüyor bunu bulalım. 20 TL sabit ücret ver artı 120 çarpı 30 kuruş da arkadaşlar 0,2 0,3 TL'dir pardon. Buradan 20 artı 36 yapar. Yani A tarifesinde 56 TL öder arkadaşlar. B tarifesine geçseydi acaba kaç öderdi? Bunu bulalım. B tarifesinde ilk 60 dakika çarpı 60 kuruş değil mi? 0,6 ile çarpacağız. Artı sonraki 60 dakikada 0,1 ile çarpılır. 10 kuruş olduğu için arkadaşlar. Buradan 36 artı 6'dan 42 TL öder. Şöyle. Yani kar oranı nasıldır arkadaşlar? Yani 56'dan 42 çıkarırsak 14 yapar. Yani Ahmet A tarifesi yerine B tarifesini seçerse 14 TL daha eksik ödemiş olur. Yani 14 TL kar eder. 8. sorumuzda bir miktar ceviz öğrencilere 6'şar 6'şar dağıtılıyor. 15 ceviz artıyor. Bakın öğrenci sayısı x olsun. Öğrenci. 6'şar 6'şar dağıtılırsa 6 çarpı x yapar değil mi? Ceviz sayısını buluyoruz şu an. 6x artı 15. Şimdi bu eşittir. Eğer diyor 25 ceviz daha olsaydı her öğrenciye 7 ceviz düşerdi. Yani bu 7x'e tekabül ediyor. Ancak 25 ceviz yok. Biz eklediğimiz için bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani 25 ceviz daha olsaydı 25 daha eklersen 7x olurdu. Denklem bu arkadaşlar. Bilinmeyenler bir tarafa, bilinenler bir tarafa alıyoruz. Yani 7x eksi 6x eşittir 15 artı 25. X buradan 40 bulunur arkadaşlar. Değil mi? Bizden diyor ki paylaştırılan ceviz sayısı kaç adetti? Herhangi bir denklemde yerine yerleştirelim. 6x artı 15 denkleminde yerine yerleştirelim. 6 çarpı 40 artı 15 o da 240 artı 15 yani 255 ceviz yapar. 9. sorumuza gelelim. Bir çeşit lastik var arkadaşlar. Ve diyor ki boyu ne olursa olsun çekildiğinde 1 bölü 5'i kadar uzayabiliyor. Bu lastik tam ortadan ikiye ayrıldıktan sonra iki ucundan tutulup çekiliyor. Ve lastiklerden biri 8 santim uzuyor. Buna göre başlangıçtaki lastiğin uzunluğu kaç santimdir? Arkadaşlar 10x diyelim. Yani buna ne derseniz de çıkacaktır ama işlem kolaylığı olsun diye 10x diyorum. Yani lastik 10x uzunluğunda ve lastiği tam ortadan ikiye bölüyorlar. Yani 5x 5x bölüyorlar. Ve diyor ki bir tanesini uzattığında yani uzattığında arkadaşlar ne kadar uzuyor? 5x'in 5'te 1'i kadar yani 1 bölü 5'i kadar. X kadar uzar. Bu da soruda verilmiş 8 santime eşit. Ve bizden diyor ki lastiğin uzunluğu kaç santimdir? Arkadaşlar zaten 10x demiştik. Lastiğin uzunluğuna 10 çarpı 8'den 80 santim bulunur. Bu soru biraz basit olmuş arkadaşlar. Ve son sorumuz. Erkek ve dişi fareler üzerinde yapılan bir deney var. Erkek farelere 8 saatte, dişi farelere ise 6 saatte bir tablet ilaç veriliyor. Erkek farelere verilen tablet ilaçlar 1 gram, 1 gram, dişi farelere verilen ise 0,5 gramdır. Bu farelere bir günde 310 gram ilaç ve 470 adet tablet veriliyor. Buna göre bu deneyde kaç tane fare kullanılmıştır? Arkadaşlar erkek E olsun, dişi de D olsun veya erkek sayısına X, dişi sayısına Y diyelim arkadaşlar. Erkek farelere 8 saatte, dişi farelere ise 6 saatte bir tablet veriliyor. Yani erkek farelere bir günde, bakın bir günde 24 bölü 8 tane, yani 3 tane
ilaç verilir. Bir günde dişi farelere ise 24 bölü 6'dan 4 tane tablet verilir. Bunu adeti nasıl bulacağız arkadaşlar? Fare sayısını adete çarpacağız. 3x artı 4y yapar bu da. Eşittir. Toplam ilaç miktarı, tablet miktarı 470 adet. Bir de arkadaşlar ilaç miktarı var. İlaç miktarını nasıl bulacağız? 3x çarpı adet çarpı bir tane tabletin gramajı. 1 gram olduğu için 1 artı 4y çarpı bir tanesi 0,5 gram olduğu için 0,5 ile çarpıyoruz. Bu da 310'a eşitmiş arkadaşlar. İki farklı denklem çıktı. Denklemleri düzenleyelim arkadaşlar. 3x artı 2y pardon 4y 4y eşittir 470. 3x artı buradan da 2y gelir. Eşittir 310. Bu iki denklemi arkadaşlar taraf tarafa çıkaralım. Çıkardığımızda bunlar gider. 2y eşittir 160, y 80 bulunur. Herhangi bir denklemde yerine yerleştirelim arkadaşlar. Bu denklemde yerine yerleştirelim hemen. 3x artı 4y var ya buradan 4 çarpı 80 diyoruz. 4 çarpı 80'den 320 gelir arkadaşlar. Bu da 470'e eşit. 3x eşittir. 320'yi bu tarafa alıyoruz. Ne gelir buradan? 150. X eşittir 50. Yani deneyde 50 tane erkek, 80 tane de dişi fare kullanılmış. Toplam fareyi sorduğu için ikisini toplarsak 130 yapar. Evet arkadaşlar, sorularım böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.